Dolar mı? Dolar mı? Ne işin var senin? Ne bileyim. Bunu bozdurun. Tolga Çevik'in yeni filmi Sen Benim Her Şeyimsin'in gala gecesinde kahkaha tufanı yaşandı. Hayır. Bir saniye bile durmuyoruz çünkü heyecanlıyız, enerjiyiz. Emre Kınay'la 170 bin lira için kavga ettiği ileri sürülen Tolga Sarıtaş iddialara ne cevap verdi? Ya ütopik bir haber diyeyim yani. Cem Yılmaz Ahu Yatu'yla yeniden evlenecek mi? Ben Ahu'yu çok seviyorum, o da sağ olsun beni seviyor. Ünlü komedyenin oğlu Kemal'e kardeş mi geliyor? Oğlunuza bir kardeş misin, var mısınız? Düşünürüm, tabii düşünürüm. Tolga Çevik, oğlu Tan, kızı Tuna, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı Sen Benim Her Şeyimsin sinemalarda gösterime girdi. Babam korkularımı yenmem için her şeyi denedi. Ama başaramadım. Filmin İstanbul'da gerçekleşen gala gecesine birçok ünlü isim katıldı. Vallahi keyfimiz yerinde, çok güzel gidiyor hayırlısıyla. Bugün de bir başka güzel bir şey için geldik. Ürettikçe çıkarıyoruz işte. İnsanlar da gelsin, izlesin, dinlesin. Onun peşine düşüyoruz. Bugün de bir başka hayalin peşinden gidenlere destek olmak için buradayız. Erdem Yener bir taraftan şarkıcılık, bir taraftan oyunculuk derken resmen bir deri bir kemik kalmış. Abi çok zayıfladım ben ya. Ölüyorum. Benim karnımı falan doyurun. Ben çok kötü durumdayım. Bak söyleyeyim size. Ben çok çok iyi değil. Yani şaka bir yana çok yoğun geçiyor. İnşallah toparlayacağım. Biraz zayıfladım, farkındayım yani. Tolga Sarıtaş da galaya katıldı. Genç oyuncuya yeni dizisindeki rolü için bölüm başı 170 bin lira istediği, bu sebeple de rol arkadaşı Emre Kınay'la kavga ettiği iddiası soruldu. Asılsız ve hoş olmayan bir haber. Evet, yani Emre Kınay çok sevdiğim bir abim ve çok güzel işler yaptık kendisiyle, çok severim. Üzüldüm okuyunca, asılsız ve hoş olmayan bir haber. Tolga Sarıtaş kavga iddiasını yalanladı. Yani ütopik bir haber diyeyim yani. Çok asılsız bir haber. Cem Yılmaz flash açıklamalar yapmak üzere kırmızı halıda. Değerli izleyenler, malumunuz üzere Tolga Çevik'in eşi Özge Çevik, Cem Yılmaz'ın kız kardeşi oluyor. Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba. Bizim ailemizin filmi. Tolga. Tolga ile iki filmde oynama şansım da oldu. Çok kıymetli bir aktördü, çok iyi bir komedyendi. Bu film güzel bir drama. Yeğenler ise tabii işin sürprizi. Cem Yılmaz Tuna'nın ve Tan'ın oyunculuğuna 10 puan vermiş. Çok yetenekli çocuklar. Böyle bir ailevi bir tercih yaptılar. Hem yönetmenimiz Tolga Örnek, hem Tolga. Tuna ile Tan'ı da, özellikle Tuna tabii ana karakterlerden bir tanesi. Çok yetenekli çocuklar. Gurur duyuyoruz tabii, çok güzel. Bugüne kadar 6 film yapan, 1998'de sinema dünyasına adım atan Cem Yılmaz'la bir muhabir. Acaba oğlunuz Kemal'i bir filmde oynatır mısınız diye soruyor. Kemal'de oynasın ister miydiniz Cem? Yok. Kemal için daha erken ama Kemal zaten oynuyor yeteri kadar yani. Daha pahalı prodüksiyonlarda oynuyor Kemal'de. Cem Yılmaz'ın bahsettiği pahalı prodüksiyon bu oluyor. Filmin adı Aile Şerefi. Oğlum, yeni okulunda başarılarının devamını dilerim. Okulundan memnun musun? Hı hı. Nasıl gidiyor o? İyi. Bir ihtiyacın var mı? Var. Ne ihtiyacın var o? Biraz okumam gerek. Tamam. Ben senin okuman için ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam mı? Bir tane bunu defter lazım. Tamam oğlum. Ben çalışır, çabalarım. Senin için bir defter alırım. Olur. Bunun için, senin okuman için Ocak ayında stand-up'lara başlıyorum. Efendim? Ocak ayında sahneye çıkmaya başlıyorum o. Ben de. Sen de mi? Hı hı. Hayır, seni sahneye çıkarmam. Sen okuyacaksın. Büyük adam olacaksın sen. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in oyuncu olmasını istiyormuş. Yani şimdi bizim mesleğimiz, mesleğimizle ilişkimiz yani duygusal bir ilişkimiz olduğu için çok severek yaptığımız işler. Tabii yani çocuklarımızın bizim işlerimize uğraşmasını çok isteriz tabii. Ben Özge ile Tolga'nın çocuklarının bu konuda çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Elbette yalnızca anne babalarının konuyla ilgili yazan, çizen, aktörlük yapan insanlar olması yetmiyor elbette. Çocuğun da bir ilgi alanında olması lazım işin. Benim oğlum da yetenekli tabii yani. Ünlü komedyen çekimleri devam eden yeni filmi Arif ve Robot 216 için sponsor arıyormuş. Yeni film çok fena. Sponsor arıyorum. Buradan bütün beni sevenlere sesleniyorum.
Twitter, özellikle Twitter takipçilerine. 12 milyona yaklaşıyor. Herkes 1 lira verse. Hiç gülme yani, gerçek. Yok, herkes 1 lira verse en azından filme küçük bir katkı olur. Bir muhabir dolar hesabı yapıyor. Mesela bir çarpsana, 12 1 lira verseler ne kadar oluyor Deniz'in? 12 milyon lira. Yani filmin en azından bir küçük. Dolar mı? Dolar mı? Ne işin var senin? Bunu bozdurun. Konu paradan açıldı. Paradan devam edelim. Geçtiğimiz hafta 120 milyon dolar serveti olduğu söylenen ünlü komedyen bu duruma da ilk kez açıklık getirdi. Benim öyle bir param yok gerçekten. Beni gözünde büyütmüşsün. Ama gözümde büyütmen iyi ama. Boşver. Cem Yılmaz'a eski eşi, çocuğunun annesi Ahu Yatu'yla yeniden evlenir misiniz sorusu da yöneltildi. Biz çok eski arkadaşız. Bir evlilik yaşadık. Çok düzgün bir ilişkimiz var. Çocuğumuzu çok seviyoruz. Gayet medeni bir şekilde yaşamımıza devam ediyoruz. İkimizin ayrı ayrı hayatları var. Ben Ahu'yu çok seviyorum. O da sağ olsun beni seviyor. Tekrar evlilik gündeme gelir mi? Hayır. Yok, hayır. Yani başka biriyle? Zannetmiyorum. Ben hakkımı kullandım, sağ olun. Ahu Yatu'yla yeniden bir birlikteliğin söz konusu olmadığını, yeni bir evliliğe de sıcak bakmadığını söyledi Cem Yılmaz. Peki Kemal'e bir kardeş düşünüyor mu ünlü komedyen acaba? Oğlunuza bir kardeş düşünmez misiniz? Düşünürüm, tabii düşünürüm. Hazır varsa. Cem Yılmaz'ın flaş açıklamalarının ardından filmin yıldız kadrosu da kırmızı halıya geldi. Tolga Çevik ve oğlu Tan smoking giymiş. Kızı Tuna ve eşi Özge Çevik de birbirlerine uyumlu giyinmişler. Muhabirler, gazeteciler mikrofonlarını, telefonlarını ve ses kayıt cihazlarını masaya koydu. Röportaj başlıyor. Çok güldük, çok ağladık. Seyirciyle aynısını garanti ediyorum. Bu arada birine manitasından mesaj geldi. Çabuk eve gel, sensiz yapamıyorum. Bilmiyorum kim, bilmiyorum ama soldaki telefon. Tolga Çevik meslek hayatında kızı ve oğluyla ilk kez kamera karşısına bu filmle geçti. Filmde herkes kendi görevini yaptı. Kimse kimseye karışmadı. Yönetmen ne diyorsa onu yaptık. Son itibariyle bu filmimiz çıktı. Son derece mutluyuz. Aile gibi çalıştık. Ben özellikle bu lafı 1000 kere söylüyorum. Aile gibi çalışmak çok önemli bir laf çünkü. Bir araya gelip aile olabilmek. Çok kalbe hitap eden bir film çektik. Çocuklar oyunculuğa devam edecek mi acaba? Bilmiyorum, para yattı mı çocukların parası? Ya ona biz karışmıyoruz. Onlar ne isterlerse. Çok eğlendiler. Bizim aile olarak kendi adımıza söyleyebileceğimiz bizim çok güzel bir anımız oldu. Ama arkadaş ve dost olarak hepimizin çok güzel bir anısı oldu. Onlar arzu ederlerse devam ederler, istemezlerse etmezler ama biz her şekilde destek veririz. Tuna ve Tan'ın da fikrini almak gerekiyor diyor bir muhabir. Tolga Çevik bakın ne yapıyor. Hayır. Tan şelaleden atlama sahnesinde çok korkmuş. Benim aslında yükseklik korkum var. Hala devam ediyor da o an gözümün önüne hep geçiyor yüksek bir yerden geçtiğim zaman. Nasıl yaptığım çok şaşırıyorum açıkçası. Çok değişik bir şey. Çok güzel bir deneyimdi. Devamını isterim öyle. Tolga Çevik'in de filmde aksiyon sahneleri bulunuyor. Yok abi, her konuşmada bir kat artıyor. Ben de korkmaya başladım. yok 9. kat mı ne ya? 12 değil. 10. Bir haftada 3 kat arttı, ödüm patlıyor. Yok. Melis Birkan çekimlerin bir aile ortamında gerçekleştiğini söyledi. Bizim de bu aileye dahil olmamıza izin verdiler. Çok güzel çalıştık. Yönetmenimiz sağ olsun bizi her şeyin içinde tuttu. Hiçbir şeyden uzak ve ayrı hissetmedik. Cengiz Bozkurt söze giriyor ve kahkaha tufanı başlıyor. Benim de atlamalı bir sahnem yoktu ama yaşlanmalı sahnelerim vardı. Atladı da biz çekmeyi unuttuk. Evet. Zaman atlamalı sahnelerim. Yani güzel bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Çok duygusal anları var, komik tarafları var, melodramatik tarafları var. Yönetmenimiz zaten belli kariyeri. Daha önce de benim iki kez çalıştığım bir yönetmen arkadaşımız. O ne acayip bir şey oldu yani. Ya bu yönetmenle bu kadar der gibi. Yok zaten. Hayır. Çok değerli bir yönetmen gerçekten. filmimize güveniyoruz. İyi bir iş çektiğimizi düşünüyoruz. İyi bir adaptasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bundan sonrası artık seyirciye kalmış. Bekliyoruz. Sonucu hep beraber göreceğiz. Dedim acaba akşam yemeğe... Sanki masaj yapıyor ya! Bak şunu!